كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bayağıdır bir reddiye yapmıyorduk. Bir şahıs var. Bu şahsın ismini başta okumayacağım. Söylediklerini duyduğunuz zaman ve sonunda yine elhamdülillah şahsım adına söylüyorum. Ne kadar çok bu konuda haklı olduğumuz, genel yaptığımız reddiyelerde varın kararını siz verin. Bakın, sonunda ismini söyleyeceğim zat. Bir zamanlar Zaman gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmış biri. Bu bir. Ve bu şahsın attığı tweetler var. Onları söyleyeceğim inşallah. Diyor ki, hizmetteki arkadaşlarıma tek laf ettirmem. Kimlere? FETÖ'cülere. Evet. Başka bir tweeti. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Kürt-Türk sorunu yoktur. TC Kürtlere karşı sistematik bir provokatör olarak çalışıyor. Görüyor musun? Kürt-Türk sorunu yokmuş. Devlet yapıyormuş bunları. Bak görüyor musun? Okkalı FETÖ'cüyü. Okkalı FETÖ'cü. Devam ediyoruz daha, bak bu ne? Ayrıca bu şahıs ATV'de yayınlanan ahlaksız bir dizi vardı. Dizinin adını vermeme gerek yok. Konusunu söyleyeyim yeter. Adam karısını kızının arkadaşıyla aldatıyor. Evet, kızının, öz kızının arkadaşı. Ya kızın yaşındaki kızla sevgili oluyor. Peki bu yayınlanan dizideki yaşanan şey bir Müslüman yapsaydı ne olur arkadaşlar? Kıyamet kopardı kardeşim. Gündem olur ya. Twitter'lar, haberler yıkılırdı. Ulan koskoca adam kızının işte bilmem ne arkadaşıyla çıkıyor. Böyle iş mi olur? Karısını aldatıyor diye. Ama böyle bir dizi yayınlanıyor ve bu ismini vereceğim zat bu dizinin baş danışmanı. Evet, baş danışmanı bu ahlaksız dizinin ve attığı tweet'te diyor ki, dizi izlemeden ahlaksız olduğunu nasıl anladınız? Lan ne gerek var? Ne izleyeceğim o diziyi? Fragmanı da belli zaten. Fragmanına baktım. Adam kız, ya kızının arkadaşıyla ya karısını aldatıyor. Bunun daha şeyi izlemeye ya da yorumlamaya gerek var mı? Bence yok. Devam ediyoruz. Ve ayrıca bu kişi Mustafa İslamoğlu denen ayet hadis inkarcısı, Peygamber Efendimizin düşmanı Mustafa İslamoğlu'nun şakşakçısı. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. İhsan Şenocak Hoca hakkında attığı bir tweet var. Bakın bakalım. İhsan Şenocak Hoca hepiniz biliyorsunuz. Ehl-i sünnet vel cemaat, kral bir adam. Bak. Bir ara hani İhsan Şenocak Hoca hakkında bir karalama kampanyası yapıldı, biliyorsunuz değil mi? İşte Twitter'da tag açıldı. İhsan Şenocak Hoca yalnız değildir diye. Bak. Tweetine bak, attığı tweete. Sıcak bu tweet. Daha yeni sayılır. İhsan Şenocak Hoca, hoca da demiyor. İhsan Şenocak elbet yalnız değildir. İyi dinleyin burayı. Hurafeyi geçim aracı yapmış saf Müslümanların sarığa, sakala, cübbeye hürmetini devasa kâra dönüştürmekte ustalaşmış, rüya gördüren terlikle, yanmaz kefenle, ereksiyon dualarıyla ünlenmiş din tüccarı yoldaşın var. Kime diyor? Cübbeli Ahmet Hoca diyor. Görüyor musun? Görüyor musun bunu? Altına da İhsan Şenocak Hoca ile Cübbeli Ahmet Hoca'nın resmini koymuş. İhsan Şenocak Hoca yalnız değildir diyor. Yanında diyor işte Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı iftiralara bak. Bak devam ediyor. Hani vites giderek artıyor ha. Diyor ki, tweet atmış. Hiç merak ettiniz mi? Cennetle müjdelendiği söylenen 10 sahabe arasında neden hiç hanım yok? Hayırlı cumalar. Lafa bakar mısın? Cennetle müjdelenen 10 sahabe arasında neden hanım yok? Niye bir tane kadın yok bunların arasında diyor. Arkadaşlar bunların derdini biliyor musun? Hani Mustafa Öztürk, işte Mustafa Karataş, Mustafa İslamoğlu, bunlar kimin? Kadınlara yönelik çalışanlar. Çakma hocalar tabii. Bunlar kadınları memnun etmek için hocalık yapan insanlar. Bunlar bir kadının gönlü hoş olsun, tamam ya. Tamam bitti. Bak başka tweet de var arkadaşlar. Peygamberimiz bile garanti görmezken
yaşarken cennetle müjdelenmek nasıl mümkündür? Bak, aşere-i mübeşşereye laf ediyor. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş 10 sahabe var. Hadislerle sabittir. Ne diyor? Peygamber Efendimiz bile cenneti garantilememiş. Ya Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam tevazu için yapıyordu onu. Allah Allah. Allah Celle Celle ona Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a senin yerin Firdevs'in ortası diyor ya. Cennetin ortasında diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bilmiyor mu sanki cennete gireceğini? Ama yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam sanki en günahkar kişiymiş gibi ibadet ediyordu. Bu o demek değil. Bu ne diyor? Peygamber Efendimiz bile diyor işte sözde hani cenneti garantilemiş gibi yaşarken bu 10 tane sahabi nereden çıktı hesabı yapıyor. Bak devamına bak. Hadi bu mümkün diyelim diyor. Mekkeliler girerdi, Medineliler niye bu listeye girmezmiş? Ha listeyi kendi yapsa belki hani tuttururum diyor ama hani Mekkeliler gülüyor kardeşim, Medineliler niye bu listede yok diyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bunu da anladık diyor. Hiçbir kadın cennetle müjdelenmeyi hak etmez mi? Hazreti Hatice validemizi, Hazreti Ayşe validemizi, sahabe annelerimizi, Hazreti Meryem'i, Asiye validemizi, nice Allah dostu Evliyaullah hanımı, işte bunlar görüyor musun? Ne hale sokuyor. Ya onlar cennette, merak etme. Onlar cennette, hiç merak etme. Sen kendine bak. Sen kendine bak. Sen kendine yan. Abi bunların derdi kadın. Bunların derdi kadın. Biz burada kimseden ne erkek ne kadın ayrım yapmadan kime ne gerekirse onu söylüyoruz arkadaşlar. Bunu hepiniz şahitsiniz. Ama bunlar bir kadın memnun olsun ya. Ben kadınların gönlüne gireyim kardeşim. Bunu gören İslam'la alakası olmayan bir kadın ne der? Adam görüyor musun? Helal olsun der değil mi? Bak görüyor musun işte kadınlar da cennete girmez. Sanki haşa ve kella Allah Celle Celaluhu kadınları cennete sokmayacak. Ya bunu burada okuduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetin kapısını açacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetin kapısına bak. Elini uzattığı zaman bir kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinin üstüne elini atacak. Kadın kadın. Hani girmiyordu? Hani kadınlar cenneti sözde buna göre hak etmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bak. Aynı anda elini atacak. Peki bu kadın kim? Namusunu koruyan. Namusuna tek zerre bir şey, laf, söz getirmeyen, helalinden yiyen, helalinden içen, namazı, abdesti, çocuğunu helal sütle emziren kadın. Al bakalım kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yan yana cennete nasıl giriyor, gördün mü? Hadi bakalım. Müslüman. Dinleyeceğin adamları iyi seç. Devam ediyoruz. Başka bir yazısında aynen şunu diyor. Dindar olmadığımın itirafıdır. Aynen böyle söylüyor. Dindar olmadığımın itirafıdır. Bu başlık altında bakıyorsun deizmi övüyor. Deizm. Deizm ne demek? Allah var, gerisi yok. Hadisler, madisler, peygamber saf dışı. Ve kıymetli kardeşlerim, bu şahıs, bunların hepsini duydunuz değil mi? Normal bir Müslüman, bir ehli sünnet bir adam bunu söyler mi arkadaşlar? He? Peki bu adamı konuk hoca diye kim davet etti biliyor musunuz? Hayalhanem. Bir saat bu adamı konuşturdu. Hayalhanem. Hani biz hayalhanem şöyle sözler köşkü böyle deyince birileri böyle horoz gibi ötüyordu ya. He? Biz kimseye boşu boşuna reddi yapmayız arkadaşlar. Biz birine bir şey söylüyorsak Allah için konuşuyoruz. Allah rızası için ikaz ediyoruz diyoruz her zaman. Ya arkadaş bu adamın halini görmüyor musun? Sen bu adamı nasıl olur da konuşturursun? Bu adamın videosunda hala o YouTube sayfasında ne işi var? Ondan sonra. Peki bu adamın adı ne? Senayi Demirci. Evet. Senayi Demirci denen adam bu söylediklerimin hepsini tweetlerle, belgelerle hepsi elimizde var. Yasin Akdeniz kardeşim bununla alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor. Onu da takip edebilirsiniz. Bütün attığı her şey ortada. Hatta bir tweet bir şeyi var. Ekran görüntüsü attı bana. İşte ne yapsan yap işte seni engellemeyeceğim falan gibi bir şey yazılmış. 2 dakika sonra engel atmış adama. İşte. Arkadaşlar bunlarla uğraşıyoruz biz. Bizim bir derdimiz var. Kim İslam'a düşmansa ben ona düşmanım arkadaşlar. Hayal annemmiş, sözlermiş, çınar altıymış. Bana ne arkadaş? Kralı gelsin.
Kralı gelsin. Umurumda değil arkadaş. Ben Allah için konuşuyorum. Allah için reddi yapıyorum. O ne der, bu ne der? Hiç umurumda değil. 50 kere söyleyeyim. Babamın oğluna reddi yaparım. Yeri gelse kendime de reddi yaparım. Varsa söylersiniz kardeşim. Sen böyle böyle söylüyorsun da. Böyle böyle bir şey var dersen. Ben çıkar canlı yayında kendi kendime de reddi yaparım arkadaş. Adımız reddiye matiye çıktı ama yapacak bir şey yok. Evet. Böyle adamlardan uzak duracaksın kardeşim. Uzak duracaksın. Ya kafadan zaten Mustafa İslam onun şakşakçısı ya, bitti. Bitti arkadaşlar. Allah rızası için ikaz ediyoruz. Bu tuzaklara düşmeyin. Evet.